Dikkatinizi çekmiştir. Son birkaç haftadır basında ve sosyal medyada İsrail'in Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek istediğiyle ilgili birçok haber, iddia, mülakat ve uzman görüşü yayınlandı. Hele Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi öncülüğünde oluşturulan şer ekseni dışında İtalya ile birlikte kalınca İsrail'in Türkiye ile müşterek çıkarları olduğu vurgusu sıkça yapılmaya başladı. Libya ile yapılan Doğu Akdeniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına benzer bir anlaşmanın Türkiye ile İsrail arasında da yapılabileceği dile getirilir oldu. Siz de benim gibi nereden çıktı şimdi bu Türkiye sempatisi birdenbire diye düşünmüşsünüzdür. Meseleyi 3 maddede analiz edelim. Birincisi, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasını kendi lehine değiştirme çabaları açık. Bununla birlikte Türkiye ile bir anlaşma yapma gibi net bir politikası yok. Bu tür haberleri yayarak Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden baskı kurmak istiyor. Yoksa Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile anlaşmayı tamamen ortadan kaldırarak onun yerine tıpkı Libya ile yapmış olduğumuz gibi bir deniz yetki alanları paylaşımı anlaşması koymak gibi ne bir niyetleri ne de bir hazırlıkları var. İsrail tarafının geçtiğimiz yıllarda gayri resmi düzeyde ortaya attığı tek somut konu, kendi yetki alanlarında çıkarttıkları gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarma konusu. Ama petrol ve gaz fiyatlarının düşük seyretmeye başladığı bu dönemde söz konusu boru hattı meselesi de gündemden düşmüş gözüküyor. İkincisi, bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu, ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin de adım atması karşılığında özellikle ABD'deki finans çevrelerinden Türkiye'nin kaynak arayışlarına olumlu cevap gelmesine katkı yapabileceği sinyalini veriyor. Netanyahu'nun bu tutumunun gerisinde ise Türkiye'nin başta Birleşik Kudüs'ün başkent ilan edilmesi ve Golan'ın ilhakı gibi konular olmak üzere daha önce sergilemiş olduğu duruşu yumuşatma beklentisi var. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, Netanyahu, Gantz hükümetinin birkaç hafta içinde atmayı düşündüğü dehşetengiz bir adım öncesinde Türkiye'de belli çevrelerde bir sempati meydana getirmek. O dehşetengiz adım Ürdün Vadisi'nin ilhakı. Filistin meselesinde bugüne kadar diplomasi masasına konulmuş ne var? Hepsini yerle yeksan edecek, bu girişim karşısında oluşabilecek cepheyi parçalamak için İsrail her ülke için ayrı bir algı operasyonu yürütüyor. Türkiye'ye vermeye çalıştığı sinyal ise ilhak kararına güçlü bir karşı duruş sergilemezse Doğu Akdeniz konusunda işbirliği yapılabileceği. Türkiye Doğu Akdeniz'de hem Libya anlaşmasıyla hem de Mavi Vatan konseptiyle zaten önemli kazanımlar elde etti. Libya anlaşmasının Birleşmiş Milletler'ine tescil edilmesi önemli bir hukuki zemin oluşturdu. Deniz kuvvetlerimiz bu alanda bayrak ve namlu göstermeye devam ediyor. TPAO arama ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Açıkçası İsrail'in Türkiye ile bir anlaşmaya istekli olması kendi faydasına olur. Fakat Türkiye'nin İsrail'in yasa dışı ve gayrimeşru işgal ve ilhak politikaları karşısında suskun kalması karşılığında Türkiye'ye bir anlaşma önermek ya da bunu ima etmek beyhude bir girişim. İşgal ve ilhak politikalarını savunanlar İsrail yönetiminde olduğu sürece iki ülkenin yöneticilerinin el sıkışması, kameralara poz vermeleri muhaldir. Bu anlamda Davos'tan beri hiçbir şey değişmemiştir. Çünkü İsrail'in politikaları değişmemiştir ve değişmeyecektir. İkili ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktığı doğrudur. Ama ilişkilerin bunun ötesine geçmesini mevcut şartlar devam ettiği sürece beklemek mümkün değildir. Şayet İsrail, Ürdün Vadisi'nin ilhak planından vazgeçer ve Filistinlerin tarihsel ve anlaşmalarla kazanılmış haklarını iadeyi de içeren bir barış sürecine yeşil ışık yakarsa o zaman Türkiye de buna olumlu karşılık verir. Netanyahu bunu yapar mı? Hayır, asla yapmaz. İsrail'in Suriye stratejisinin temeli İran ve İran'a bağlı silahlı gruplarla mücadeleye dayanıyor. Bu stratejinin ise askeri ve diplomatik olmak üzere iki ayağı bulunuyor. Diğer birçok ülkeden farklı olarak İsrail'in Suriye'deki güvenlik konularına yaklaşımında askeri yöntem diplomasiden önce geliyor. Jeopolitik derinlikten yoksun olması ve Suriye politikasında ulaşmak istediği hedefler bakımından İsrail, bu ülkedeki güvenlik tehditlerini bertaraf etmek için hava kuvvetlerini öncelikli araç olarak kullanıyor. Kasım 2019'da göreve gelen İsrail Savunma Bakanı, İran'ın Suriye'deki İran askeri gücüyle daha aktif mücadele edebilmesi için fırsat doğduğu gerekçesiyle yeni bir askeri yöntem uygulamaya koydu. İsrail Savunma Bakanı'na göre İsrail, kuzey sınırlarında artan İran etkisini bertaraf etmezse yakın gelecekte Suriye sınırında füzeler ve silahlı milislerin dahil olduğu gerçek bir cephe açmak durumunda kalacaktı. Bu tehdidi önlemek için
İsrail aktif caydırıcılıktan önleyici saldırıya geçmeliydi. Bennett doktrini olarak da nitelendirilen bu yaklaşıma göre İsrail, ulusal güvenliğini sağlamak ve İran güçlerinin bölgeyi terk etmesi için Suriye'de askeri çözüme başvurmalı ve eskisine göre daha agresif yöntemler uygulamalıdır. Bu çerçevede İsrail, Suriye'nin farklı bölgelerinde konuşlanmış devrim muhafızları ordusu güçlerine, İran destekli milislere ve askeri tesislere yönelik askeri operasyonlar düzenlenmeyi öngörüyor. İsrail'in Suriye stratejisinde değişikliğe gitmesinin nedeni, bölgede yaşanan gelişmelerle yakından ilgili. Örneğin İran'a yönelik ABD yaptırımları İran ekonomisine büyük zarar veriyor. Maddi gücü zayıflayan İran, başta Suriye olmak üzere bölgede farklı cephelerde yürütülen savaşlara harcadığı kaynakları da azaltmak zorunda kalıyor. Bu da bölgede faaliyet gösteren devrim muhafızları ordusu ve ona bağlı milislerin maddi, askeri ve psikolojik olarak zayıflaması anlamına geliyor. Diğer bir önemli gelişme ise İran'ın bölgedeki başlıca müttefikleri Lübnan ve İran'da derin ekonomik ve toplumsal kriz içinde olmaları. Bu ülkelerdeki İran yanlısı iktidar veya aktörlerin meşruiyetlerinin tartışılmaya başlanması kaçınılmaz olarak İran'ın da nüfuzunun azalması ve bu ülkelerde sorunlar yaşamaya başlaması anlamına geliyor. İsrail'in Bakan Bennett de bu gelişmelerden yararlanarak zayıflamakta olan İran'a daha fazla zarar vermeyi hedefliyor. Askeri yöntem. İsrail'in Suriye stratejisinin merkezinde İran ve İran destekli Hizbullah ve diğer örgütlerle mücadele yer alıyor. İsrail'in İran'la mücadele stratejisi öncelikli ve ikinci olmak üzere ikiye ayrılıyor. İsrail'in öncelikli hedefi İran'a bağlı güçlerin ve Hizbullah'ın İsrail'in kuzey sınırı yakınlarında kalıcı olarak yerleşmelerine engel olmak ve bu bölgelerden uzaklaştırmak. Nitekim İsrail'in en kapsamlı hava operasyonları düzenlediği alanlar da bu bölgeler. İsrail'in bu doğrultudaki en önemli başarısı Rusya'nın da aktif olarak yer aldığı ABD-Ürdün-İsrail planı çerçevesinde 2018 yılının son aylarında İran'a bağlı milislerin İsrail-Suriye sınırında 80-100 kilometreye kadar uzaklaştırılmasıydı. Fakat Suriye-İsrail sınırında güvenli bölge oluşturulması İsrail'i tatmin etmedi. İsrail ikincil veya uzun vadeli stratejisini öncelikli hedef haline getirdi ve uygulamaya koydu. Devrim muhafızları ordusu ve Hizbullah'ın Lübnan ve Suriye'deki İsrail karşıtı tüm faaliyetleri hedef olarak belirlendi. Askeri tesisler, bu tesislerde bulunan roket ve füzeler, İran'dan Suriye'ye ve Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a yapılan silah sevkiyatları, Suriye'deki silah tesislerinde üretilen ve modernize edilen füzeler İsrail Hava Kuvvetleri'nin öncelikli hedefi olarak belirlendi. Daha önce İsrail Hava Kuvvetleri'nin faaliyet alanı ağırlıklı olarak sınırdaki bölgelerle kısıtlıyken benimsenen yeni stratejiye göre operasyon alanı artık Irak, Suriye ve Lübnan'ın tamamını kapsıyor. İsrail Hava Kuvvetleri bu çerçevede Lübnan ve Suriye'nin herhangi bir bölgesindeki askeri noktalara kapsamlı hava saldırısı düzenleyerek İran'a büyük zarar vermeyi, gerektiğinde de devrim muhafızları ordusu komutanlarını hedef almayı planlıyor. İsrail'in Suriye stratejisinin ikinci ayağını diplomasi oluşturuyor. Bu kapsamda İsrail'in öncelikli hedefi Suriye sahasında İran'ı yalnızlaştırmak ve İsrail'e işbirliği yapabilecek aktörlerin sayısını artırmak. Suriye'de tek taraflı hareket eden aktörlerin yanında ittifak halinde faaliyet gösteren devletler söz konusu. İsrail'in Suriye'deki müttefikleri ABD ve Ürdün'dür. Suriye'ye yönelik operasyonlar için hava sahasının kullanıldığı Ürdün'de yönetim, Suriye'nin güney sınırlarından kaynaklanabilecek güvenlik risklerini ciddi bir tehlike olarak görüyor. Ayrıca İran'ın yayılmacı politikasından da rahatsız. İsrail'in Suriye'deki diğer önemli müttefiki ise ABD'dir. ABD'nin askeri anlamda Suriye'de sorumlu olduğu alanı Fırat'ın doğusu oluşturuyor. Fakat gerektiği durumda ve özellikle İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda İsrail'e her türlü desteği veriyor. Aynı şekilde İsrail'de ABD ile müttefiklik ilişkisi ve ortak hedef nedeniyle sadece Suriye'de değil Irak'ta da ABD ile ortak hareket ediyor. Bu kapsamda İran ve ona bağlı silahlı gruplara karşı hava operasyonları yapıyor. İsrail'in dahil olduğu ittifak sisteminin karşısında Tahran, Şam, Moskova ittifakı bulunuyor. İsrail'in diplomatik düzeydeki en önemli hedeflerinden biri de bu karşı ittifak yapısını zayıflatmak. Bu ittifakın en zayıf arkasını Rusya oluşturuyor. Askeri olarak ittifakın diğer aktörlerine nazaran daha fazla kabiliyete sahip olsa da Tahran, Şam, Moskova ittifakına en az bağlı kalmak isteyen aktör Rusya. Dolayısıyla bu ittifakın dışındaki aktörlerle işbirliğine en yatkın olan aktör de yine Rusya. Bu bağlamda İsrail'in önemli hedeflerinden biri Rusya'yı
İran'dan uzaklaştırmak veya en azından İran-İsrail mücadelesinde tarafsız kalmasını sağlamaktır. Rusya'nın 2015 yılında Suriye'ye askeri müdahalesinden sonra İsrail, Moskova ile işbirliği kurmanın yollarını aradı. İlk başta askeri alanda önemli başarılar elde eden Rusya, ilerleyen zamanlarda İran ve Şam'ın dışında da ortaklara ihtiyaç duymaya başladı. Böylelikle Moskova ile Tel Aviv'in çıkarlarının örtüşmesiyle İsrail ile Rusya arasında Mart 2016'da gizli saldırmazlık anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre Rusya'nın hava operasyonlarında İsrail tarafsız kalmayı ve Rus savaş uçaklarının İsrail hava sahasını geçmesi durumunda takip etmemeyi kabul ederken, buna karşı Suriye topraklarından kaynaklı güvenlik tehditlerini bertaraf etmek için İsrail'in hava operasyonlarına da Rusya tarafsız kalmayı kabul etti. Bu anlaşmaya bağlı olarak Rusya sadece hava kuvvetlerini değil, Suriye'deki askeri üslerinde konuşlanmış hava savunma sistemlerini de İsrail'in hava saldırılarına karşı harekete geçirmiyor. İsrail hava kuvvetlerini zor durumda bırakabilecek hava savunma sistemleri Şam yönetimine ve İran'a ne veriyor ne de bu müttefikleriyle paylaşıyor. Böylelikle İsrail-Rusya mutabakatı hem İran nezdinde Rusya'ya olan güveni azaltarak Moskova-Tahran-Şam ittifakının zayıflamasına neden oluyor. Hem de İran'ın Suriye'deki askeri varlıklarına yönelik İsrail hava saldırılarının önünü daha da açarak İran'ın güçlenmesini engelliyor. Suriye sahasında İsrail, Ürdün, ABD ve İran-Rusya-Şam yönetimi gibi ortaklık ve ittifaklardan farklı olarak Türkiye kendi güvenlik çıkarlarını esas alarak tek taraflı hareket eden bir aktör olarak öne çıkıyor. Astana Barış Süreci çerçevesinde kurulan Türkiye-İran-Rusya Garantörlük Mekanizması esas itibariyle diplomatik ortaklık olarak nitelendirilebilir. Daha önce birçok kez tanık olunduğu gibi Suriye'de ortaya çıkan krizlerde Türkiye farklı, Rusya ve İran farklı cephelerde birbirlerine karşı dolaylı mücadele vermişlerdir. Türkiye, Rusya'dan farklı olarak İsrail'in planları doğrultusunda Suriye politikasını şekillendirmiyor. Buna karşın İsrail, Türkiye'nin dahil olduğu Suriye'deki krizlerde Şam yönetimi ve İran milislerine yönelik hava operasyonları düzenleyerek Türkiye'nin yanında olduğu mesajını vermeye çalışıyor. İsrail'in kapsamlı hava operasyonlarına dayanan yeni Suriye stratejisinin nasıl bir netice vereceği belirsiz. Ancak İran'ın bu bölgede zayıflamasının İsrail'i Suriye sahasında İran'a karşı daha agresif hale getireceği kesin.